İddialara göre Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Bodrum Marina'daki lüks teknesi çalındı. Günler sonra Yunanistan'ın Kos Adası'nda bulundu. Olayı araştıran jandarma yine iddialara göre teknenin insan kaçakçılığında kullanıldığını belirledi. O çetenin peşine düştü. Bizim paramızla bizi kıyılıyor. Böyle bir düzen olabilir mi? İddiaya göre kaçakçılar Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın lüks teknesini çaldı, göçmenleri kaçırmak için kullandı. Fikret Orman denize ve teknelere tutkunluğuyla biliniyor. Her fırsatta Bodrum'a gidip La Paradiso isimli teknesinde tatil yapıyordu. Bu yıl yapamadı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Bodrum'da marinada demirlediği lüks teknesi insan kaçakçılarının hedefi oldu. İddiaya göre jet skilerle marinaya gelen hırsızlar Orman'ın teknesini demirlediği yerden söktü ve daha sonra çalarak götürdü. O tekneyle iddiaya göre Yunanistan'a günlerce yasa dışı yollarla göçmen taşıdılar. Başkan Fikret Orman marinadaki lüks teknesini göremeyince hemen jandarmaya gitti ve hırsızlardan şikayetçi oldu. Bizim paramızla bizi kıyılıyor. Böyle bir düzen olabilir mi? Bodrum jandarması olaya el attı. Orman'ın lüks teknesini Yunanistan'ın Kos Adası'nda terk edilmiş bir şekilde buldu. Teknesi çalınan sadece Fikret Orman değildi. Yine ünlü turizmci Sinan Vardar'ın da geçtiğimiz Temmuz ayında yine aynı yöntemle teknesinin çalındığı ortaya çıktı. Jandarma 10 lüks tekne çalıp insan kaçakçılığı yapan çetenin peşine düştü. Beşiktaş Spor Kulübü'ndense açıklama geldi. Başkanımız Fikret Orman'ın teknesinin çalınıp insan kaçakçılığında kullanıldığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Arkadaşlar be!